Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel çantamızın çalışmasını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben böyle bir tane örmüştüm. Sizlere gösterebilmek için. Parçalarımızı hazırladım. Öncelikle malzemelerimizi bir bakalım. Bu çantamız için malzeme 250 gramdan 2 bobin yeterli gelecek. Şimdi hangi ipten alalım derseniz arkadaşlar, bakın bu ipim benim çok kalın, en kalın, bakın şöyle bir göstereyim, en kalın pamuklu makrome ipinden ördüm ben bu çantaları. Ne kadar sert olursa ipiniz, çantamız o kadar daha güzel oluyor. Bakın şöyle kulp da yaptım ben buna, deri kulp aldım. Şimdi arkadaşlar 250 gramda, yani 2 bobin olması lazım, hangi ipten alırsanız alın. Onu da sizin tercihinize kalmış. İster pamuklu makrome olabilir, ister koton makrome olabilir, rafya iplerden olabilir, kağıt ip olabilir. Her türlü ipten yapabilirsiniz. Boyutunu siz kendiniz şimdi göstereceğim şekilde yaparsınız. Şimdi öncelikle ben bu çalışmamı, bakın bunu da polyester ribbon iple yaptım. Bu da çok güzel oldu. Polyester ribbon ipinizle de yapabilirsiniz. Yani şu iplerden. Ben şimdi hazırladım. 3 parçadan oluşuyor çantamız. Şu şekilde. Altıgen çanta yapacağız. 2 parça. Şöyle. Ben bunları hazırladım. Dikmeye videomuzda hazır olsun diye. Birazdan dikeceğim gösterdikten sonra. Üçüncü parçamızda, yani taban kısmımızda bu şekilde. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bu parçalarımızı çalışalım sizinle. Ha, bir de şöyle deri kulpumuz var. Bakın ben sonra buraya şu şekilde, bakın şöyle perçinleştirdim. Perçinle ayakkabıcı da benim makinem olmadığı için onu da yaptım. Siz dikebilirsiniz de bunu. Veya arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Örgüden de yapabilirsiniz deri kulp bulamazsanız. Şimdi öncelikle tığım 3,5 no. Yani şuraya bakmayın arkadaşlar. Şurası 3,5 no tığım ve ribbon ipim. Polyester ribbon iple yapacağız. Ben ortalarından gösterince zaten bitene kadar nasıl yapılacağını anlayacaksınız. Şu ortalarda artma falan yok. Sadece şu görmüş olduğunuz şu aralardan artacak. Şimdi artmayı falan gösterdiğim zaman küçük küçük zaten çantanın ne kadar nasıl gittiğini göreceksiniz. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar şey biliyorsunuz tabi, sihirli halkayı. Sihirli halka yapamayan arkadaşlar için ben diğer videolarımda da göstermiştim sihirli halkayı sizlere. Sihirli halkayı bilemeyen arkadaşlarımız olursa zincir de çekebilir orta yerine. 6 veya 7 zincirle de başlayabilirsiniz. Ben şimdi tekrar sihirli halkayla yapayım ki ortamız daha düzgün, muntazam oluyor. Kapatması zor, kolay oluyor. Delik olmuyor şu ortamız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Videolarımın çoğunu bulamayan arkadaşlarımız varmış. Diğer çantalarımı göremedik falan diyen arkadaşlar var. Şunu belirteyim ki sayfama, YouTube kanalımda sayfama girdiğiniz zaman videolar bölümüne tıklarsanız bütün videolarım, çanta yapımların videoların hepsi orada mevcut. Hepsini aşağılarda görebilirsiniz. Videolar kısmına basarsanız. Şimdi sihirli halkamızla şu şekilde, bakın şunu tutuyorum arkadaşlar, şu şekilde parmağıma dolayıp bunu bekletiyorum. Şöyle içinden çektim. 1, 2, şunu uzatalım arkadaş. 2 zincir çektim. Şimdi mil üstümüzü aldık trabzanla. İçine bir tane daha trabzan yaptım. Yani 2 tane oldu şununla birlikte. Bununla 2 tane oldu. 2 tane yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Mil üstü alalım. Şunu şu tarafa koyayım da arkadaşlar aynı renk olduğu için karıştırmasın kafanızı. 2 tane yaptım. Bakın.
Milüstü aldım. İki zincir çektim. Milüstü aldım. Aynı yere, yani sihirli halkamın içine bir trabzan daha yapıyorum. İki tane trabzan yan yana tekrar yaptım. Bundan 1, 2, 3, 6 tane. Yani çantamız altıgen olduğu için şu çantamız arkadaşlar şuralar. 6 tane olacak. 1, 2 zincir çekiyorum. Milüstü aldım. 2, 2 tane trabzan daha yaptım yan yana. 2 zincir çektim. Tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyoruz. Arkadaşlar aslında ortalar kolay ya. Ben bilmeyen arkadaşlar için de daha detaylı anlatmak istiyorum ki daha güzel anlaşılsın diye. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 2 zincir çekip bir tane daha yapıyorum aynısından. 1, 2 tane. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Burayı bir zincir çekip sihirli halkamızı kapatalım. Şu şekilde. Sihirli halkamızı kapattık. Birleşme yerine geldik arkadaşlar. Birleşme yerini diğer videolarımda motif birleştirme köşelerde nasıl yaptığımızı göstermiştim size. Burada yine göstereceğim. Birleştirme yerimiz bakın hiç belli değil. Hiç belli değil birleştirme yerimiz. Çünkü ben birleştirme yerini şu delikli olan kısma getiriyorum. O yüzden hiç belli olmuyor arkadaşlar. Başka modifli işlerinizde de bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu birleştirme yerinde bir zincir çektik. Bir milüstü alıyoruz ve şu hemen zincir çektiğimiz yerin üst kısmına ilmeğimizi çekip bunu birden çakma sık iğne diyorlar, çakma trabzan, her türlü ismi var. Birden çekiyoruz arkadaşlar bunu. Yani ne yapmış oldum? Şunun gibi delik elde etmiş oldum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın. Milüstümü aldım. İki zincirden sonra. Bu yaptığım birleştirme yerine bir tane batıyorum trabzanımı. Milüstü alıyorum. Şuraya. Üçüncüyü yaptım. Şununla birlikte 1, 2, 3. Bir de diğer boşluğa trabzanımızı yaptık. Yani böyle 2'yi 4 yapmış olduk. Artırarak gittiğimiz için 2 zincir çektim. Bu diğer köşemiz oldu. 2 zincir çektim. Milüstü aldım. Aynı boşluğa bir artırma daha yaptım. Milüstü alıp 2 tane daha önce altta yaptığımız ilmeklerin üstüne 2 tane daha yaptım. Bu da boşluğa geldi. Bakın yani şu 2'yi 4'e çıkarttık. Burada anlaşıldı zaten. Yaptıkça daha çok anlayacaksınız. 2 tane zincir çektik. Diğer boşluğa. Yani bu boşluklarda arkadaşlar bir tane bu tarafa 2 zincir çekip bir tane de bu tarafa artırma yapıyoruz. Artırmalarımız bir bir gitmiş oluyor. Diğer boşluğa da şu şekilde 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar. Bakın. Yani 2, 4, 6, 8 diye ilmeklerimiz birer birer fazlalaşmış oluyor. Başa kadar aynı şekilde gelelim arkadaşlar. Pardon, 2 tane yaptık burada. Bir tane trabzan, ikinci, üçüncü ve dördüncü trabzanımızı da yaptık. Göstereyim yaptıkça buradan arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Bir tane doldurdum. Şimdi de diğer son ilmeklerimizin üstünü yaptım. Boşluğa da bir tane yaptım. Tekrar birleşme yerine geldik. Bakın arkadaşlar burada da 4 tane başlangıçta. Birleştirme yerimiz hep aynı. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle. Milüstü alıp şu zincir çekip başladığımız yerin ilk, yani ilk ilmeğin tam
üstünden birden çekiyoruz. Yani burayı ne yapmış oldum arkadaşlar? Şunlar gibi deliğimizi yapmış oldum. Şu boşluklar gibi. Burada hemen iki zincir çekip bir tane yanına trabzan yapıp yani artırmamı yaptım. Devam ediyorum. Burada tekrar bir artırmamızı yapıyorum. Arada iki zincir çekip tekrar aynı yere bir artırma daha yapıyorum. Yani artırmalarımız tek tek gidiyor demiştim sizlere. Bakın 2, 4, burası da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böylelikle artmış oldu. Yani arkadaşlar bu yuvarlağımızın buralardan birer tane arasına iki zincir çekip şu deliklerden birer tane artırarak şu şekilde bakın gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye bakın bu şekilde aralara birer tane yaparak bu altıgenimiz bu şekilde oluşacak. Buraya kadar anladık. Umarım. Bu sıramızı gidelim biraz daha. Bir birleştirme yapana kadar daha iyi anlayabilmeniz için bu sıramızı da yapalım. Bakın. İki zincir çektik. Boşluğa bir tane yaptık. Tekrar boşluktayız. İki zincir çekip diğer tarafımızın artmasını yapıyoruz. Diğer başa gelene kadar yine bu şekilde birer tane artırarak geliyoruz. Son yerimize geldik. Çantamızın ne kadar basit ve güzel olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Örmesi gayet basit. Hepimizin yapabileceği, örebileceği bir türden çantamız. Şimdi tekrar birleştirme yerindeyiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bir zincir çekiyoruz. Milistüğümüzü aldık. İlk ilmeğin tam üstünden çektik ve köşemiz bitmiş oldu. Bura birleştirme yerimiz demiştim ya şuraya geliyor diye arkadaşlar. Hiç belli olmuyor bakın. Şimdi tekrar iki zincir çekip aynı şekilde artırmamızı yaparak bu parçamızı istediğiniz boyuta gelene kadar yapacaksınız. Yani mesela bu ipimiz ribbon demiştim size arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra oldu. Çünkü bu ip biraz ince olduğu için şu çantamdan 12 sıra yapmışız. Bakın bu çantama çok kalın olduğu için arkadaşlar kaç sırada bitirmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sırada bitmiş. Yani bu sizin isteğinize kalmış bir şey. Şimdi buraya kadar anlaşıldı. Bu iki tane aynı parçadan yani şu yaptığımız modelden iki tane ayrı ayrı parçamızı hazırlayacağız. Şunun gibi arkadaşlar iki tane. Taban için ise bunu da göstereyim şimdi sizlere. Taban için bakın bu da çok basit. Kare bir taban. Bunun diğerinden tek farkı üçlü başlıyoruz trabzanımıza. Aralarda iki zincir yine.
Aynı şekilde hanım dilendi, beybendin ortası gibi başlıyoruz. Sonra trabzanlarımızı yapıyoruz. Sadece dörtlüsü bu. Bu nasıl diyorduk, altılısı iki taneden altılı yaptık. Bu dört tane. 1, 2, 3, 4. Sadece bunun artma yerlerinde bir değil de arkadaşlar ikişer tane. Yani şu bakın, iki tane burada artırmışız, iki tane burada artırmışız. Yani bunu örüp de göstermeme gerek duymadım. Şu şekilde şuralar ikişer tane yaparak, bunu iki tane artırarak böyle bir kare oluşturacağız. Ne kadar olacak derseniz bu karemize, şöyle anlatayım. Bakın burasını bitirdik değil mi? Atıyorum siz bunu 10 sırada yapabilirsiniz, 12 sırada yapabilirsiniz. Onun için ben bunu da size sıra vermek istemiyorum. Sadece şu tek dilimi var arkadaşlar. Bakın bu çantamızın tek dilimi, o 6 taneden tek dilimine şunu bir denk geliyorsa, denk gelene kadar öreceksiniz arkadaşlar. Kaç sıra örerseniz örün bu parçamızı, bu taban kısmını bu tek dilimine denk gelecek şekilde, şu şekilde öreceksiniz. O zaman yeterli oluyor. Bunu da göstermeyeceğim şimdi. Yani anlattım zaten. Bakın dolgu, her sırasına dolgu, sadece köşelerden ikişer ikişer artacak. Şimdi size önemli olan dikişini göstereceğim bu çantamızın. Bu parçalarımızı hazırlamış olduk. Siz de hazırladınız. Nasıl dikeceğime gelirsek arkadaşlar, şimdi arkadaşlar iğnemiz hazır. Ben hani her zaman bu mesela bu parçamız bittiği zaman uzunca bir ip bırakıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem de dikmeye lazım oluyor diye. Bunu şimdi takıyorum. Mantık şöyle arkadaşlar. İkiye katladık çantamızı. Şu şekilde. Diğer tarafını da şu altı parçayı 3 3 2'ye katladık. Değil mi? Bakın şöyle. Bu çantamız böyle birleşecek arkadaşlar. Şöyle. Yani şuralar birleşecek. Bu örmüş olduğumuz kare olan da tekrar bakın bunu da ikiye katlıyoruz. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Yani tabanına yerleştireceğiz. Şimdi bunu bu şekilde anladık değil mi arkadaşlar? Şöyle. Şimdi önemli olan dikişimizin muntazam olması için ve bakın şöyle şu şekilde olması için ne yapmak lazım? Bilen arkadaşlarımız da vardır tabii ama ben şimdi göstereceğim onu. Şimdi arkadaşlar ben size katladım ama tabii nasıl olduğunu görün diye. Aslında düz tarafı içe gelecek şekilde şu şekilde katlayacağız. Dikerken. Bu şekilde katladık değil mi? Diğer tarafını da bu şekilde katlayalım arkadaşlar. Katladık. Bunun diğer tarafına getirdik. Şöyle şu şekilde. Şimdi şu iki parçayı, birleşme yerine gelecek parçayı aldık elimize. Şimdi artık bu şekilde tutuyorum. Bunu aldık elimize. Tam köşeler denk gelecek şekilde burayı bir pekiştiriyoruz. İğnemizle. Evet. Sonra arkadaşlar bakın burası şu ilmeklerimiz var değil mi? Şurası ikili. Şimdi içer taraftakileri değil, şu iç taraftakiler kalacak. Dış tarafına gelen, yani şu V şeklinde olan şu V'lerimizin dış taraf iç, yani şu ters tarafında bize doğru olan yeri alıp diğer tarafında dış tarafındakini alıp bu şekilde dikeceğiz. Bir bunu alıyoruz. Bakın. Bir de karşı taraftaki V'nin dışındakini alıyoruz.
Yani şuradakiler içte kalacak. İçte kaldığı zaman da bakın şöyle düz yerinde şu şekilde verecek. Bunun tekini alıyoruz. Diğerini de tekini alıyoruz ve her ilmeği arkadaşlar bu şekilde bakın şunun tekini aldım. Karşıdakinin de tekini aldım. Bu şekilde dikeceğiz. İpimi yakmadığım için tabii. Bir saniye arkadaşlar. Bunlar polyester olduğu için bakın böyle atıyor iplerimiz. Bunları mutlaka ve mutlaka çakmak yardımıyla şöyle bir üstten geçmemiz lazım. Atmaması için tabii. Şimdi bunu bu şekilde üstteki kalanla yani şöyle birleştirdiğimiz zaman zaten gözüküyor arkadaşlar. Şu dışta kalanlar yerlerden böyle dikiyoruz. Buraya kadar anladık umarım. Bu dilimimizi iki tarafın dilimini şuraya kadar dikeceğiz şimdi. Zaten şekli biliyorsanız arkadaşlar mantıken nasıl dikildiğini de orada anlarsınız. Yine ben de sizlere göstereyim, yardımcı olayım. Ben de bu şekilde dikiyorum zaten. Başka bir şeyi yok. Bakın. Sona geldim. Şurayı diktik değil mi arkadaşlar? Şimdi nasıldı çantamız? Şöyleydi. Şöyleydi. Biz bir tane şurayı birleştirmiş olduk yani şurayı. Şimdi burayı birleştirdiğimiz zaman şimdi şu kare olan parçamızı ters şekilde onu da yani düz tarafı içe gelecek şekilde şu şekilde ipimiz şu tarafta kalsın ki diğer tarafı dikmeye lazım olur. Şu şekilde köşeyi buraya koyacağımız için arkadaşlar hemen buradan bakın buradan aynı şekilde şu köşeyi şurayla dikeceğiz şimdi. Burada nasıl yaptıysak şu ilk ilmeğimizi biliyorsunuz. Yani bu köşenin ilmeğini aynı bu şekilde bunun da bu tek şu V'lerin tekini alacağız. Şöyle birleştirdim. Sonra aynı şekilde diğer uca kadar gideceğim arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Bu V'lerin şu kısmını dışa kalan kısımlarını dikiyoruz sadece. Şu V'lerin bu taraftakiler işte kalacak. Çevirdiğimiz zaman güzel bir model oluşuyor orası da. Şimdi bunu da başa kadar dikiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle tutalım. Bakın. Tek ilmeklerini alıyorum burada da. Şöyle açıp rahatlıkla dikebilirsiniz artık kendiniz arkadaşlar. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Şu burayı diktikten sonra burayı nasıl aynı dilimler kaçar tane olacağını söylemiştim daha önceden. Onun için burasının denk gelmesi lazım arkadaşlar. Diktiğimiz zaman her bir köşesi bir tarafa denk gelecek. Bakın köşeye geldim. Evet.
Bu köşeyi de diktik arkadaşlar, değil mi? Bakın şöyle tuttuğunuz zaman bu köşeye de geldim. Çantamızı hemen böyle şöyle çevirelim. Şimdi buralar. Yani bakın iğnem buradaydı zaten. Şuraya kadar geleceğim şimdi. Aynı şekilde dikeceğim. Sonra bu tarafı dikeceğim. Şöyle. Bakın. Şöyle olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın diktiğimiz yerin düz tarafını görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu elde etmek için. Bakın şöyle. Ve bu da şurada olacak. Şimdi şuraya kadar da dikelim. Şöyle şuraya kadar dikelim. Sonra da şu iki parçayı ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın bu tarafları diktim. Bunları ben temizleyeceğim içeriden. İpim yetmediği yerlerde dikiş yerlerim. Bakın şurayı nasıl bunu üçgen yaptık. Buraya yerleştirdik. Şunlar bu şekilde. Ters tarafı burası çantamızın. Şimdi şuram kaldı sadece. Bakın. İpiniz nereden nasıl dikmek istiyorsanız da öyle dikebilirsiniz. Şimdi burayı dikeceğim. Burayı da bıraktım ki anlayın tekrar diye. Hani köşemiz nasıl oluyor diye. Yine buradan da ipimizi aynı ilmeklerimizden alarak bunları daha sonra arkadaşlar sizler, bir dakika yanlış yerden aldım. Sizler alttaki ipleri sonra temizleyebilirsiniz. Pekiştirerek dikebilirsiniz. Ben şuradan bir ilmek atayım. Ve ilmeğimizin bakın bu üsttekini aldım, diğerini aldım. Önemli olan bu ilmeklerimizin birbirine denk gelmesi. Çünkü çevirdiğimiz zaman dikişimiz muntazam olacak. Bakın arkadaşlar. Bunu da başa kadar geliyorum. Nereden nasıl ne tarafı diktiğimiz hiç önemli değil. Şeklimiz bu. Önemli olan aynı şekilleri düzgün olarak bir araya getirmek. Şöyle yapacağım. Siz görün diye yaptım ama şöyle yapacağım. Daha düzgün dikeceğim ve hızlı dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar tek ilmeklerini alarak çantamızı dikim işlemini de göstermiş olduk. Evet. Burada da ipimizi sabitledim. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu biraz pekiştirelim arkadaşlar ki kopmasın. Ve içeride de ters tarafı da olsa temiz bir görünüm elde edelim. Biraz yürütüyorum ben iplerimi böyle bu şekilde ki kopmasın diye. Burada kestim. Çakmakla yakıp birleştirdim. Bunlar polyester ribbon olduğu için çakmakla yakılıp birleştirmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Çantamızın ters tarafı ve dikim işlemimiz bitti. Şimdi çantamızı çevireceğiz. Ben bunları daha sonra temizleyeceğim arkadaşlar. Çantamızı çeviriyoruz. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çantamız hazır. Bakın dikişlerimiz arkadaşlar. Şimdi birer V'lerin bir tarafını burada bıraktığımız, bakın burada öyle güzel çizgi oluştu ki çantamız daha muntazam bir görünüm elde etti. Bakın bu şekilde çantamızı bitirdik.
Şimdi gelelim kup. Kuplarımızda dediğim gibi istediğiniz gibi şu delikle, bakın şuradaki deliklere ben bunu geçiriyorum. Birer perçinle kulpumuzu takıyorum arkadaşlar. Bunun içine geçirip ister dikebilirsiniz, ister örgüden yapabilirsiniz. Artık kuplarınızda size kalmış bir şey. Umarım güzel bir anlatım olmuştur çantamızda. Yorumlarda bekliyorum sizleri. Yeni gelen arkadaşlarımız için ise abone olmalarını istiyorum. Abone olurlarsa çok sevinirim. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize iyi günler. Bir başka videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.